Nasıl? Nasıl görünüyorum? Ah Bergin teyzeciğim, harika görünüyorsun. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Yaka konusunda iyi ki ısrar etmişsiniz. Başta bana iddialı geldi ama. Gelin dediğin iddialı olur Bergin. Bu yaştan sonra ben gelinlik giymeye bile utanıyorum. Ne varmış yaşında? Ben de onu diyorum ya, ne varmış yaşında? Yani o kadar güzelsiniz ki, her şeyi o kadar güzel taşıyorsunuz ki size ne yapsak yakışır. Böyle şeyleri yaşla sınırlamamak lazım. Çok teşekkür ederim. Hepimiz bunun örneğiyiz. Kızım bu arada da sana hoş geldin diyemedik ama. Hoş buldum babaanne. Ben size hoş geldiniz diyemedim. Kusura bakmayın, hemen lavaboya girmek zorunda kaldım. Midem biraz şeydi. Neden, ne oldu ki? Bir şey mi var? Yok yok, bir şey yok. Bir şey yoktur yani. Seni de giderelim mi anne? Ay ben onu tamamen unuttum. Geline bakmaktan. Meten nerede? Meten niye gelmedi? Yılın en yardımsever iş insanı seçildi ya. Onun röportajı var bugün, ona gitti. Benim oğluma baksan ya. İş başına geçer geçmez nasıl da başarılı oldu. Herkes çok şey başardı bu yıl. Bir yıl ne kadar da çabuk geçti. Ben evden çıktım diye mi bu kadar çabuk geçti bir sene? Bence hiç kimse anlamadı nasıl geçtiğini. Her şey çok çabuk, çok hızlı değişti. Tamam Bergin'cim, sen çıkarabilirsin üzerine. Yavaş, dikkatli. Çok güzel oldu ya, bakar mısın? Cilay, sen iyi misin kızım? Bir şeyim yok ya anne. Dün gece çok uyuyamadım. Biraz midem kötüydü de şimdi bir nane limon içerim, kendime gelirim, merak etmeyin. Midem bulanıyor mu? Bulanıyor. Kokuya karşı ne hissediyorsun? Bulanıyor mu miden koku duyunca? Ha? Ay, bu sabah Metin'in kokusu böyle bir ağır geldi, parfümü sevmedim. Şöyle şuralardan geliyor mu, yanıyor mu buralarda? Evet. Uykun var mı? Uyumak istiyor musun hep böyle? Ha? Evet. Kesin hamile. Kesin hamilesin sen, ben sana söyleyeyim bak. Ay, yok artık, olur mu öyle şey? Yok yok. Söylüyorum, kesin hamilesin kızım. Koş git bir test al, gel bakalım. Midemi üşütmüşümdür ya. Naz'la beraber büyütürsünüz. Siz ikiniz de beraber büyüdünüz zaten. Harika olur. Hadi bir test al gel. Ya sanmıyorum ama aramızda kalsın lütfen, tamam mı? Belgin teyze gittikten sonra bakalım. Tamam, biz bize yaparız. Tamam, sen testi al, biz bize yaparız. Neyse tamam, aramızda. Tamam, tamam kızım, tabii ki. Hadi. Hamile galiba. Hamile galiba. Kesin hamile, ben sana söyleyeyim. Aferin oğlum. Bir de bir şey mi oldu? Yok yok yok, hiçbir şey olmadı, yok. Bitti mi senin işin? Ne zaman gideceksin sen yani, demek istiyorum ki hadi sen git. Mümtaz bıraksın seni. Sen? Gelir sonra beni alır bırakır. Ben biraz daha kalayım böyle, kendime birkaç bir şey daha diktireyim diyorum. Hanımlar merhaba. Ah, hoş geldiniz. Hay Allah, provayı kaçırmışız, gördün mü? Ben sana gelme demedim mi? Evet dedin ama nişanlımı özledim. Belgin'cim bugün pasta tadımı var ya. Aa, ben tamamıyla unutmuşum. Tam zamanında geldin yalnız. Gülten beni sepetlemeye çalışıyordu. Aşk olsun Belgin. Ben sadece İncil'e... Belgin teyzeciğim, son prova için haberleşiriz. Ben size haber veririm. Size iyi tadımlar. İyi canım, bakın kendinize. Çok teşekkür canım, ederim. Hadi, evde görüşürüz. Afife Hanım çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. İncilay, aldın mı kızım? Aldım. Kızım. Aldım ama ben bunu evde yapmak istiyorum. Yani belli ki siz öğrenirseniz bunu saklayamayacaksınız. Yok susarız. Bak söyledi mi Belgin'e? Az kalsın söylüyordun anne. Sonuçta söylemedim ama değil mi? Kızım çatlarız biz ama. Tamam. Tamam burada yapıyorum. Tamam. Hadi. Hadi, hadi bekliyoruz. Hadi lütfen. Hadi lütfen. Üç dakika oldu, olmadı mı? Üç dakika, çok üç oldu. Dakika oldu, çoktan oldu. Olmaz olur mu? Oldu tabii. Ulan. İnciler. Söyle. Hamileyim. İncilay. Kuzum benim.
Ama kimseye söylemek yok, tamam mı? Ben Mete'ye kendim söylemek istiyorum. Tamam ama çabucak söyle, söylerken kameraya al, tamam mı? Çabucak söyle, dayanamıyorum. Mümtaz, çok mutluyum ben, çok mutluyum ben. Ne oldu? İncilay hamile. Ne? Çok mutluyum, çok mutluyum ben. Şey, ben hani birden sevinince şey o... Sorun değil. Sakın kimseye söyleme ha. Sakın. Hele Mete hiç duymasın. İncilay'a söz verdim. Ay, tamam. Hadi Yüncü'ye gidelim, ben torunuma bir şeyler öreceğim. Yüncü. Açmadı mı daha? Yok, açmadı. Gülten anne ağzından kaçıracak diye ödüm kopuyor. Kızım sen neden hemen söylemiyorsun? Ya bilmiyorum babaanne. Bu ara işinde çok meşgul. Onlara verdi kendisini. Bu haberi mutlu olur mu? Baba olmak istiyor mu? Yani Mete sanki baba olmak istemiyordu. O yüzden emin olamadım. Her canlı anne de baba da olmak ister ya. Yıllardır halana anlatamadığım tam da bu. Ben iki çocuğuma da anne olduğum için çok sevinmiştim. Ama Allah var, ikisinde aynı mutluluğu yaşayamadım. İnsan ancak ait olduğu yeri bulunca kök saldığına sevinebilir. Çok başka bir sevinç o. Bir de o sevinci yaşayacaktır, korkma. Ya oh. Anlatacaksın. Hayır, söyleyemem. Söz verdim, söyleyemem. Gülten bak böyle söyleyince daha da merak ediyorum ya. Gıdıklarım. Hayır. Gıdıklarım. Ya Gülten yapma. Ya Gülten söyle işte, var bir şey, ekstra mutlusun ya. Çok mutluyum ben, çok mutluyum, çok. Be. Geliyor. Ben demedim, kendin bildin. Kendin bildin. Ben bir şey demedim, kendin bildin. Gerçekten mi İncila? Ama Mete'nin haberi yok. İncila kendi söyleyecekmiş. Söz verdim. Sakın sus. Tamam, 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 gel. Ya çok tebrikler. Çok oldum. Çok sevindim. Süper, bak Mümtaz'la gittik, günler aldık. Mümtaz? O biliyor ama kimseye söylemez Mümtaz. Bak. Ay Gülten ya. Çok güzeller. Ya. Ya. Bunu bilip de susmak çok zor. Sorma, içim kıpır kıpır. Benim de öyle oldu şu anda. Bak şimdi giyerliğine bak. Ay çok güzel. Ay. Neler neler öğrenirim ben bunlarla. Tulum. Haydi bakalım düş. Biraz önce de şeşpeş attım. Bu ne ya? Şeşpeş düş. Kusura bakma. Bu kadar tesadüf olur mu? Sen var ya, sen zar tutuyorsun kesin. Ne yapayım, fincanla falan mı atayım yani? Bu acemiler böyle yapar ya, senin gibi. Sen zaten sokakta öğrendiğin için bu işi her yolu biliyorsundur. Çamurlaşma şimdi Atıf, hadi oyna al al. Kavga etmeyen ayırmam bak. Gülten nasılsın kızım? İyiyim baba, çok iyiyim ben, çok çok iyiyim. Mete'ye seviniyorsun değil mi? Sen nereden biliyorsun? Gülten'cim nereden bilecek hayatım? Hani senin ödül alan oğlum Mete, Ziya'cığımın da torunu ya, oradan biliyorsunuz Gülten. Ödül, ödül, evet, evet. Çok sevindim ben ona, çok hey. Hadi vay nadir, sen de sıra. Ya şey, oh, vallahi siz de keyfiniz yerinde, emeklilik hayatı. Koydunuz tabii torunları işin başına. Bakalım bebekler doğduktan sonra da böyle rahat olabilecek misiniz? Hadi inşallah ya. Şey diyorum, bu arada biz gezdik gezdik, sonra bütün seyahatler yalan olur, söyleyeyim ben. Ya İspanya'dan daha yeni döndük ya hayatım. Olsun Ziya'cığım. Atıf Bey, bir sonraki tatil Atıf'ınla siz de gelin. Malaköprü'den Köprü'den önceki son çıkışlar bunlar. Ha bak, bu iyi fikir Atıf ha. Milano'da moda haftasına katılacak ya İncil'e. Hep beraber oraya gideriz demiştik biz ama. Yok, İncil'e gelemez zaten, o sonraki haftaları takip ediyor olabilir. Neden? Yoğun. Yoğun, çok. Çok yoğun. İnanılmaz, böyle bir yoğunluk yok. Çok yoğun. Yoğun, evet, çok yoğun. Çok, çok, çok. İncil'e çok yoğun. Bak inanılmaz. O kadar yoğun ki. Çok. Biz hadi mutfağa gidelim, akşam için hazırlık yapmamız lazım bizim. İyi oyunlar. İyi oyunlar. Yoksa ağzımız tutunca sus. Yürü, yürü. Sen de mi? Oyuna sen de sıra oyna.
Bu gezi fikrini tuttum ha. Konuş sen de aferin. Olur olur. Hadi oyna. Ya. Bir düşeş de ben atayım ben. Ben eve geldim kızım şimdi. Sen nasıl oldun? İyiyim babaanne, daha iyiyim. Birazdan çıkacağım ben de. Mete gelip alacak, yalıya gideceğiz. Sen kimseye bir şey söylemedin değil mi? Yok kızım, demedim. Zaten Atıf sizdeymiş, yeni çıkmış. Gelmedi daha. Ona ben mi söyleyeceğim, siz mi gelirsiniz? Ay babaanne, bilmiyorum. Yani ben Mete kimseden duymadan onu söylemeyi başarabileyim de sonrasını düşünürüz. Kaza kaç kere tembihledin. Merak etme yavrum. Söyleme. Umarım. Tamam yavrum. O zaman ben akşam haber bekliyorum senden. İyi bak kendine yavrum. Hayırdır Hafife? İncil Hanım bir sıkıntısı mı var? Hafife? Korkutmayız onu. Niye susuyorsun? Ay yok, ben daha fazla susamayacağım. Cemile, sana bir sır vereceğim ama kimseye bir şey demek yok, tamam mı? Aşk olsun be ahretliğim. Ne zaman sır çıktı benden? İncil hamile. Ay ne diyorsun? Çok sevindim arkadaşım. Hayırlı uğurlu olsun. Ay Allah ananı babanı büyütmeyi nasip etsin. Çok sevindim, çok sevindim. Ben doğru mu duydum? Kardeşim hamile mi? Yiyeceksin. Şşş, yavaş ama kimse duymasın. İncil'e keser beni. Darısı başına güzel kızım. Yete, dergi ne zaman çıkıyor? Vallahi önümüzdeki ay herhalde başkan. Hı? Yaptığınız iş çok anlamlı. Ben de şirketimle yardım fonunuza katkıda bulunmak isterim. Abi çok teşekkür ederiz. Çok seviniriz. Tabii biz bu işleri işin pirinden öğrendik. Tabii. Yani insan kazandığını başkalarıyla paylaşmazsa bu Allah'ın da gücüne gider yani, biliyor musun? Yani sana uzanan elleri tutacaksın ki çeşme ne olsun? Kurumasın. Sen hiçbir şey yemedin. Sen yesene bir şeyler. Yedim yedim. Yedim anneciğim, yedim. Portakal suyu sıktırayım sana. Anne kızı niye zorluyorsun sürekli bir şeyler yesin diye? Şeyden ya, şimdi kocası çok çalışıp yoruluyor ya, anası da güçten düşmesin diye. Meteciğim, ben de bu kutlama yemeğine bir bomba bırakmak istiyorum. Ne bombası? Şey, beklemediğimiz yerden gelince böyle, kız tabii hazır değil değil mi İncil'ciğim? O yüzden böyle bir şaşırdı. Beklediğiniz başka bir yer mi vardı? Var, var tabii. Var, var. Olmaz mı? Naz her an doğurabilir. Siz tekrar bir seyahate çıkabilirsiniz. Her şey beklenebilir. Evet Tansu. Ne? Dubai'deki otel için sunduğumuz proje kabul edildi. Aa, ya. Ya. Tebrik ederim. Ya şuraya bak ya. Hepiniz açıldınız yani. Arabatı gibi koşmaya başladınız ya. Helal olsun size. Yani şu ihtiyar kalbim bu saatten sonra gayet mutlu oldu sayenizde. Sana da teşekkür ederim yani. Rica ederim. Babacığım senin sayende ve ablacığım senin. Erdem, senin desteğin ve sabrın olmasaydı olmazdı bu iş. Sen bana hayatımın şansını getirdin. Ayrıca ne desteği ya? Yetenek destekli olmaz. Bu senin başarın Tansu. Gülten anne. Sana ben. Ne söyledi? Fahriye söyledin mi? Gelip sana mı yetiştirdi? Ay ağzında bakla ıslanmıyor bunu ya. Gülten anne, biz ne anlaştık şimdi? Benim kocam Fahri'den mi öğrensin bunu? Yok. Tebrik ederim. Tamam tamam. Sağ olsun tamam. Ay şimdi o ses. Midem hayır Fahri, ses. Saçları çıkıyordur şimdi onun. Lütfen öyle sakın bana öyle imalı imalı bakıp gülmeyin, tamam mı? Sakın. Bakmak gülmek yok. Bak ne yapalım biliyor musun? Gidelim içeride. Bu bombayı da patlatalım. Hayır, hayır. Ben bunu kocama baş başayken söylemek istiyorum. Lütfen bu akşam bana izin verin. Tamam. Teyze. Hayır. Hayır. Pardon. Oğlum. Merhaba. Ne oluyor ya? Hiç. Nasıl hiç? Beni gördüğün zaman böyle hayalet görmüş gibi davranıyorsun bugün. Yok Mete, ne alakası var? Hayır. Biz öyle laflıyorduk. Acaba müsaade isteyip kalksak mı? Ben bugün çok yoruldum da. Sen git dinlen. Hiç yorulma. Senin dinlenmen lazım. Peki, yürü Gülten. Sus. Bay bay. Kutlamalara baş başa mı devam edelim? Ne diyorsun? Eve gidelim de başka bir şey istemiyorum. Ben de öyle. Eve gidelim. Başka bir şey istemiyorum. Evde kutlayalım. Tamam. Şimdi biri gelecek Mete. Atıf,
Beni izlemekten ne zaman vazgeçeceksin? Niye seni izlemekten vazgeçeyim ki? Onlarca yıl bu boş odaya baktım ben. Ama sende bir şey var. Ne gibi? Ne bileyim böyle ağzının içinde bir şey var. Dolanıyor, dolanıyor. Dilinin ucuna geliyor da sanki tutuyorsun gibi. Yok canım. Nereden çıkarsın? Bu kadar izleyince her mimiğinin ne anlama geldiğini, her nefesini daha iyi biliyorsun. Müberra ile ilgili bir şey var diyeceğim ama gözlerim parlıyor. Müberra zamanla alışır. O abisini de çok kıskanırdı. Haklı da yavrum, ona da kızamam. Acılarıma o kadar gömülmüşüm ki. Onun o küçücük kalbinde kendimi kine çevirmişim. O da buraya gelip gitmeye başladı işte. Bu da bir şey. Hem sen Filiz'i bile yola getirmiş birisisin. Onu da halledersin bir şekilde. İnsan ancak yaşadığını yaşatabiliyormuş. Ben bu yaşta mutluluğu bulabildim. İnşallah hepsine bulaştırırım. Canım benim. İnşallah. İnşallah da bu gözlerindeki parıltının nedeni ne? Sensin. Teşekkür ederim. Ama asıl neden ne? Yok bir şey. Su alabilir miyim? Getirebilir misin lütfen? Ha. Tabii ki. Efendim babaanne. Ne oldu kızım? Söyleyebildin mi? Yok. Niye? Şartlar uygun değildi. Nasıl değil? Neden? Anlatırım sonra babaanne. Sen kimseye söylemedin değil mi? Bak şimdi Gülten anneye de yazacağım. Kimse söylemiyoruz. Hala susuyoruz tamam mı? Yok kızım yok demedim. Deden de merak ediyor. Beni sıkıştırıp duruyor. Ben de ona yalan söylemek istemiyorum. İçim gidiyor. Bir tek ona söylesem. Hayır babaanne olmaz. Olmaz bak beni pişman etmeyin. Sırf siz orada ısrar ettiniz diye öğrendiniz. Yoksa orada da yapmazdım. Gerçekten. Tamam kızım tamam. Bir şey demedim. Demeyeceğim. Merak etme. Oldu kızım. İyi geceler. Niye orada yapıyorsun ki gerizekalı? Ne oluyor? Hiç ya şey. Gerildim ya Kadir'e. Şey oldum sinir oldum aklım orada. Vallahi avukat tutmalığın kaldı. Gaza geldin iyice. İyi misin sen? Hı. Ya senin mi? Nasıl içeride yalnız kalmışsın? Değil mi? Afife. Bak sen benden bir şey saklıyorsun ve bu beni geriyor. Ne oldu çocuklarda bir şey mi var? Bir şey mi oldu? Atıf söz verdim ya. Kimseye bir şey demeyeceğim dedim. Bravo. Ben kimse miyim Afife? Ne olur ısrar etme. Olmaz. Aşk olsun ya. Bana bu kadar güvenmiyorsun öyle mi? Hayatım ne alakası var? Tamam ya tamam. Siz bana hiçbir şey söylemeyin. Tamam. Ben burada yatar böyle sabaha kadar döner dururum artık. Tamam tamam. Bana bak. Ya. Sakın elimi çekme. Sakın. Bağırmayacaksın da tamam mı? Katmerli dede oluyorsun. Dede oluyorum ben. Dede oluyorum ben. Dede oluyorum ben. Dede oluyorum. Dede oluyorum ben. Dede oluyorum. Ben de dede. Dede oluyorum. Dede oluyorum. Hiçle kızım. Gülten annen herkese söyledi. Seni bir an önce Mete'ye söylemen lazım. Babaanne nasıl söyleyeyim şimdi burada? Kızım bilmiyorum da bir söylemen lazım hadi. Sana. İşte sen bir git bak. Gel canım. Ne oluyor ya? Babaannem mi biliyor?
Mete, özür dilerim. Ya ben seninle konuşmadan kimseye bir şey söylemek istemezdim ama. Ya neyi konuşmadan? Benle konuşmuyorsun ki. Orada konuşalım olmaz, burada konuşalım olmaz. Yani parfüm sıkıyorum, beni ittiriyorsun. Sarılıyorum, beni ittiriyorsun. Ne oluyor ya? İyi bir şey mi konuşacaksın, kötü bir şey mi konuşacaksın? Hiçbir şey bilmiyorum. Benim dışında herkesle... Ne oluyor burada? Söyledin mi? Hayır. Hayır anne, lütfen sakın. Ne babaanne sakın. Sakın. Sakın lütfen. Ne söyle? Lütfen. Ne oluyor kızım? Neyi söyleyeceksin ya? Neyi söyleyeceksin? Hadi söyle. Hadi, tamam. Tamam. Bırakın. Hadi. Ben söyleyeceğim. Tamam. Hamileyim. Gülümse kardeşim. Allah'ım. Ben soğudum sana. Saçmalama. Ya niye ben her şeyi en son duyuyorum? Ben anneye her şeye böyle ağlıyorum ya. Hayır. Hayır Naz. Özür dilerim. Böyle planlamamıştım. Yani rol çalmış gibi oldum. Ben de böyle doğurmayı planlamamıştım. Ama bence her şey en güzel şekilde oldu. Umarım bebisin kız olur. Beraber büyütürüz. Ağlama. Hayata birliğinin yaşanmışlıklarından, yaralanmışlıklarından damıtılmış doğrularına doğarız. Annem varmış, benim annemin. Benim, 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 benim. Aa, ne oluyor? Hayır, hayır kızlar. Ne yapıyorsun? Çekmeyin. Ama bak şimdi bir şey yapıyorsun. Bebeğim bak bir şey olmuş. Ay kızım bıraksana. Ercan. Kızım bırakın. Ay. Ne oldu şimdi? Bizi gözlerinden sakınır, hayattan korurlar. Ama bildikleri yerden, yaralandıkları yerden bizim için en doğru yolu çizerler. Üzüldünüz mü siz? Gel, gel. Üzüldünüz mü? Gel. Bebeğim, gel. Gel, gel güzelim. Gel, gel. Üzüldün mü sen? Ne oldu şimdi bu bebeğe böyle? Niye böyle oldu? Bir paylaşarak oynamadık değil mi? En iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Bu bebeğe bize bir sürü şey öğrettiği için teşekkür edelim. Ve ona veda edelim. E nereye gidecek peki? Nereye gidecek? Benim atölyeme gelecek. Ben onun kolunu tamir edeceğim. Geri yerine takacağım. Belki de ona yeni bir kıyafet dikerim. Hı? Sonra da hiç bebeği olmamış bir kız çocuğuna bunu hediye ederiz. Olur mu? Olur. 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 Olur mu? Oh. O zaman vedalaşalım. Bu yol yaşamaya geldiğimiz yol değilse... ne istediğimizi bulma, kendimizi tanıma şansı verilmediyse... yolun bir yerinde en çok korunduğumuz yerden kırılırız. Ya da kayboluruz. Hanımlar. Ne oluyor ya? Ben bir güç sesi mi duyuyorum ben yoksa? Ha? Mangal hazır mı? Mangal hazır falan değil çünkü bizimkiler daha havalimanında bile değiller. Oo, çok güzel gezdiler ha. Hiç yere inmediler. Meteciğim, kızlar biraz sıkılmıştı odada oynamaktan. Acaba bahçeye mi çıkarsanız onları? Belki turna kuşu yapmayı öğretirsin. Kim turna kuşu ister? Ben. Kim? Thank you.
Hayatta en nefret ettiğimiz ve en sevdiğimiz insan çoğunlukla bizi uyandırmak için hayatımıza gönderilmiştir. Ya onu kapıya koyarız ki o zaman bir yenisi bir yerlerden mutlaka gelir ya da uyanırız. Kendi yolumuzu, kendi doğrularımızı ararız. Kendi yaralarımızı sararız. Bazen başımıza gelen en büyük felaketten bir kez daha doğarız. Güzel olan bir kişi değişirse bütün aile değişir. Yeter ki biz haklı olmayı değil, mutlu olmayı seçelim.